ama şöyle ah de. Koruculuğu takviye ettiler. Kaldırılması gereken kurumları tahkim ettiler. Olağanüstü hali kaldırdık diye övünüp duran bir siyasi iktidar Türkiye'deki bütün valilere kafası her estiğinde olağanüstü hal ilan etme yetkisi verdi. Nerede kaldı Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı? Tarafsızlık denilen şeyi sözde bile olsa uygulayamıyorlar. Çünkü neden? Fıtratına ters. Fıtratlarına ters. İşlediği suçların hiçbirisinin hesabını vermeden, hiçbirisinin savunmasını yapmadan ve yargılanmadan ölüp gitti. Kenan Evren'in yargılanmasının önüne geçen kimdi değerli arkadaşlar? Tayyip Erdoğan. Göstermelik bir mahkeme kurdular. Mahkeme salonuna bile getirmediler. Eğer Kenan Evren'i yargılatsaydı, onun yargılanmasına izin verseydi, kendisinin de yargılanacağını çok ama çok iyi biliyordu. Bende ama tekrar hatırlatalım, Cumhurbaşkanı yine unutmasın. Muş'un AKP'li belediye başkanı bu şehre hiçbir hizmet getirmediği gibi aldığı oyların tek birinin bile karşılığını vermediği gibi Muş'un zenginliğini, halkımızın vergilerini yine AKP'nin semirmesi için, AKP'nin palazlanması için kullanıyor. Sayın Figen Yüksekdağ, çok teşekkür ediyoruz. Muş'un önceden, bu seçimlerden önce 4 milletvekili vardı. Ama bir gecede olanlar oldu. Muş'un bir milletvekilliği alındı ve 3'e düşürüldü. Muş'un bir milletvekilliğini Bayburt'a verdiler. Bunlara karşı dikkatli olacağız. İşte bir gecede şehrimizin nüfusunu da çalıp sahte kayıtlarla Bayburt'a taşıyıp Muş'u 3 milletvekiline düşürdüler.